Şimdi sırada dünya şampiyonu kickboksçu hemşiremiz var. Tamam, sizi de kontrol etmeye geleceğim ben o zaman. Umarım hep beraber bundan sonra daha çok başarı getireceğim hem hastaneme hem ülkeme. Yani faydalı bir insan olmak istiyorum. Bir yandan koronavirüsle mücadeleye katkı sunarken diğer yandan rakipleriyle mücadele etti. İtalya'da düzenlenen Dünya Kickboks Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü. Hemşire Duygu Turan Türkiye'nin göğsünü 7. kez kabarttı. Duygu Turan Türkiye. Duygu hemşire şifa dağıttığı bu elleriyle Türkiye'ye 7 altın madalya getirdi. O bir yandan rakipleriyle mücadele ediyor, diğer yandan da gönül verdiği hemşirelik mesleğini yapıyor. Nöbet saatlerimi ayarladılar. Onlar bana yardım etmeseydi asla bu kadar başarılı olamazdım. Çünkü hemşirelik hepinizin bildiği gibi çok zor bir meslek. Duygu hemşire bizim için kıymetli bir dünya şampiyonumuz var. Hastanemiz bununla gurur duyuyor. ...24 saat nöbette kalıyorum ve gerçekten buradan çıktığımda bacaklarımdaki ağrıları tarif edemem. Yani tüm meslektaşlarım çok zor şartlarda çalışıyor. Duygu yarım saat önce tansiyonuna bakıyor, şekerini ölçüyordu hastaların. Şimdi o ellerle bu 50 kiloluk kum torbalarıyla çalışıyor. Hangisi zor? 24 saat hastane olmak daha zor. Çünkü hiç durmadan çalışıyorsunuz ve orada size ihtiyacı olan insanlar var. Burada çok yorulduğumda antrenmanı bırakabilirim. Orada hastaları erteleme şansınız yaşam tehlikesiyle sonuçlanabilir. 28 yaşında Duygu Turan, 13 yıldır kickboks, 6 yıldır hemşirelik yapıyor. 3 kez dünya, 4 kez de Avrupa şampiyonu oldu. Bir yandan İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mesleğine devam ederken sporda da başarılarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. İnsanlara yararımın dokunmasını, faydalı olmak istiyorum. Hastalarımın da bana ihtiyacı var.